Merhaba arkadaşlar, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bugün biraz kendimizden bahsedeceğim. Zaten hep kendimizden bahsediyorum, yabancı bir şeyden bahsetmiyorum. 14-15 dereceye düştü dağda sıcaklıklar. Fakat güneş olunca gene insanın içini ısıtıyor. Evet, her yer yapraklarla, sonbahar yapraklarıyla dolu. Sonbaharın da güzelliği. İnsanın yaşamı ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibidir. İlkbahar doğumudur insanın. Yaz gençliğidir. Bu işte 20 ile 40 yaş arasıdır. Ondan sonra sonbahar başlar. Sonbaharda işte 50 yaşından 70 yaşına kadar sürer. 80-90 yaşı çok lüzumsuz bir yaştır, gereksiz bir yaştır. Yani o kadar fazla yaşamaya gerek yok. Uyanmış insan için eğer dünyada daha uzun süre kalmak bir Allah'a şahitlik yapmaktır. Varlığına ve birliğine şahitlik yapmaktır. İkincisi de görevli olduğun için uzun süre kalabilirsin. Onun dışında genç yaşta yani 70'ini tamamladıktan sonra okulu bitirmiş olman gerekiyor. Biz yeryüzüne buraya eğitim için geldik. Yani hep böyle dinlerde anlatılıyor ya hani siz aşağıya indiğiniz zaman yani beni tanıyacak mısınız dediğinde, beni arayacak mısınız, bana şahitlik yapacak mısınız dediğinde Allah-u Teala biz bela demişiz yani. Nerede? Kalu belada hani. Orada kalu belada biz evet arayacağız demişiz ama yeryüzüne indiğimizde bizim tek görevimiz vardır bu dünyaya inişimizdeki. Kendimizi aramak ve kendimizi tanımak. Kendimize şahitlik yapmak. Ben yaptığım her şeye şahidim. Yaptığım her şeyin farkındayım. Dünya tamamen arzu ve istek üzerine kurulu bir hayattır. Yani dünya hayatı ilk üç çakraya bağlıdır. Efali sıfatı zatı dediğimiz yani tasavvufta La faile illallah, la mevsufe illallah, la mevcude illallah dediğimiz bu sistemin içinde ilk üç çakra dünya hayatıdır. Ama ondan sonra yani ahiret hayatı başlar. Peki ahiret hayatına nasıl geçiş yapacağız? Dünya hayatından vazgeçtikten sonra. Biz buraya bir yolculuk, bir eğitim, bir okul olarak yani. Burası bir okul. Bu okulu ya geçeriz, yani işte 4,5'tan 5 ile bile geçsek yeter bizim için. Bilgeler bilgilerini aktarmışlardır. Ama o bilgilerin nasıl hayatına geçireceklerini aktaramazlar. Ancak bir mürşide varmadan olmaz. Bir rehber edinmeden olmaz. Hayatınızın kolaylaşması, hafiflemesi, bir öğretmen olmadan okuma yazma öğrenebilir misin? Öğrenemezsin. Bu dünyayı da hani bir rehber olmadan İstanbul'u hiç tanımıyorsan sen bir rehber olmadan İstanbul'u gidip gezebilir misin? Esenler'den nereye gideceğini şaşırırsın yani. Esenler'de orada. Acaba işte duymuştum bir Sultanahmet'e mi gitsem? Yani işte yoksa işte Bağcılar'a Süleymaniye'ye mi gitsem? Beyazıt Aksaray'a mı insem falan gibi böyle bir şeyler söylersin ama orada gittiğin yerlerde de gene rehbere ihtiyacın var. Bu dünyada bir rehber olmadan hakikat bulunmaz. Yani hocam artık işte rehbere gerek kalmadı. Yani YouTube var. Yani işte orada gezdiriyorlar. Bir şey olduğu zaman Google amcaya soruyorsun falan.
Evet. Google artık kamili mürşit olmuş durumdadır. Yani hakikatte buna biz ilahi sistemin şuuru diyoruz. Komple bir şuur içerisinde her şey. Her şey tek bir şuur ve bir bütünlük içinde. Bu yüzden yeryüzüne inmemizin en önemli şeylerden bir tanesi kendimizi tanımak ve kendimizi bilmek. Peki ben kendimi nasıl bileceğim? Mutlaka bir ayna bulmak zorundasın. Aynaya baktığında kendini görürsün ve dersin ki ben kendime şahidim. O zaman eşhedü en la ilahe illallah. Yani şahidim. Birinci aşama eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki varlığıma ve birliğine. Yani ben varlığıma ve birliğime şahidim. Allah bana şah damarına yakın. İkinci aşama da yani ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve yine şahidim ki hamd eden birinin varlığına. Kim o? O da sensin yine. Demek ki bu dünyaya inişimizdeki şahitlik kimeymiş? Kendimize. Peki hamd eden insanı nereden bulacağız? Gene eğer kendine şahit olmaya başladıysan, sana şah damarından yakan olan Allah senden görünmeye başladığında, o zaman da diyorsun ki hamd eden ve şükreden varlık da yine benim. Ve ben artık bu alemin hizmetkarıyım dersin. Bütün bilgi peygamberlerin yeryüzünde geliş amaçları bizi bize fark ettirmek içindir. Bunu anlatan en güzel kitap Füsusul Hikem'dir. Yani Füsusul Hikem'i eğer okumayı veya Füsusul Hikem'in dikkat ederseniz son 4-5 yıldır bütün tasavvuf ehli Füsusul Hikem anlatmaya çalışıyor. Yani peygamberlerin yeryüzünde bize anlatmaya çalışıyor. Yoksa bana ne Musa'nın hayatından Yahudileri almış işte Mısır'dan kurtarmış filan. Bunu anlattığım en güzel video misal, mesel, masal diyerekten dinlerin nasıl bir masal olduğunu anlatan bir videom var. Lütfen onu izleyin. Yani misal, mesel, masal. Masallarla anlatılır. Hikayelerle anlatılır. Musa şunu yapmış, İsa bunu yapmış falan. Yani arkadaşım 5000 sene evvel olan bir yazının sana aktarılmış bilgisi sadece masaldır. Masaldan başka hiçbir şey değildir. Hakikat nerededir? Hakikat kalbindedir. Hakikat sendedir. Kur'an sensin. Her şeyi Kur'an sensin. Yani bu alemde insan uyandığı an o insan yürüyen, ayaklı, canlı Kur'an'dır. Yani Hazreti Ali ne diyor? Ben ayaklı Kur'an'ım. Esas ben Kur'an'ım diyor. Yani tövbe haşa ne diyorsun hocam? İşte Kur'an Allah'ın kelamı filan. Kelamullah. Dünyada kullanılan bütün kelimeler Allah'ın kelamıdır. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyor? Kuvvet ve kudretin sahibi Allah'tır. O ne söylerse o söyler. Kimden ne söylerse. Dünyada iki çeşit varlık vardır. Siyah pelerinler ve beyaz pelerinler. Siyah pelerinler kötü rolü oynarlar. Beyaz pelerinler iyi rolü oynarlar. Ama bunların rol sadece roldür. Hakikat içlerinde hepsi de özdür. Hepsi de içlerinde harika Allah vardır. Hepsinin içinde. Kötünün içinde bile Allah vardır. Yani siz kötüyü oynamanın ne kadar kolay olduğunu mu zannediyorsunuz? O kötü en güzel iyi oynamaktır ya. Yani hayatını da ben iyiyim. Oh mis. Yani vallahi ben çok iyiyim biliyor musun? Yani iyi. Birisi de seni iyi olduğunu anlatabilmek için kötü role girecek. Biri gece olacak, biri gündüz olacak. Yani bu dualite sisteminde ikiye böldüğümüzde şöyle bir tablo çıkıyordu. Herkes tabii orada şaşırıyordu. Yani iyi, kötü, doğru, yanlış, sevap, günah, cennet, cehennem, erkek, kadın, artı, eksi. Aa hocam, bizim sıralamamızda kadın cehennemde, kötü, eksi,
Evet. Ama o dualite senin şu gövdenin içinde olan dualite. Dışarıdaki dualite değil ki. Yani senin bir tarafın iyi, bir tarafın kötü. Bir tarafın doğru, bir tarafın yanlış. Diyaframın altı cehennem, diyaframın üstü cennet. Hepsi sende gizli. Yani dışarıda herhangi biri değil bu. Hepsi sensin. Yani hepsi sen. Senden başka kimse yok Rabbim. Bir tek sen varsın. Yani bunu artık itiraf etmek zorundayız. Sadece Allah var, başka da bir şey yok. Yani sen yoksun. Bunu anlamaya çalış. Ne zaman sen çekil aradan, kalsın yaradan, ben nasıl çekileceğim aradan? Arzu ve isteklerinden, dünya hayatından, gelecek beklentilerinden, pazar günü olsun da bir dinleneyim. Vallahi var ya çok yoruluyorum yemin ederim. İşte yaz gelse de bir tatile gitsek. Yani biliyor musunuz hayat şartları çok kötü. Bu kelimeler hep Allah'a isyandan başka bir şey değildir. Yani hayat şartları hiçbir zaman kötü değildir. Kötü bakış açıyla ilgilidir. O insanın iç yapısıyla ilgilidir. O insanın o anki hal ve duygu durumuyla ilgilidir. İnsan kendini bilip kendini tanımaya başladığı andan itibaren her şey değişir. Pazartesi günleri işte kendini bilme ve tanıma dersleri veriyoruz. Kapalı grup. Aynı gruba Perşembe günleri de ikinci dikkatte film anlatım dersleri veriyoruz. Kış boyunca bunları vereceğiz. Ya uyandırabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışacağız. Ve bu farkındalığa ulaşan insanları da önümüzdeki sene Ramazan bitiminden sonra, hani Ramazan bayramından sonra burada yine 7'şer 8'er kişilik gruplar halinde bu derslere katılmayanları önümüzdeki sene aşramdaki Hakkel Yakin eğitimlerine alamıyoruz. Çünkü burası ağır bir çalışma. Yani böyle gelip de şoka uğrayıp giden çok insan olmuştur. Bir hafta 10 gün kendine gelemeyen insanlar olmuştur. Bu şifa çalışmasına da talep yine çoğaldı. Yani çok fazla şifa çalışması isteyen oldu. Hem aynı zamanda şifalanıyorlar, hem de aynı zamanda şifacı oluyorlar. Yani şifalanmadan şifacı olunmaz zaten. Ve gelenlerin 3 gün boyunca şifalandırmayla ve şifanın ne olduğunu ve aynı zamanda kendini bilme ve tanıma eğitimleriyle 3 gün boyunca burada eğitim veriyoruz. Yine talep çok oldu. Biz bu hafta son yapalım, hep böyle son yapalım diyoruz. Yani işte hocam ne olur işte vaktimiz yok bilmem ne şifa çalışmalarına yine önümüzdeki hafta cuma, cumartesi, pazar kayıt açacağız. Gelen olursa burası hala daha yaz günü gibi sabahları soğuk oluyor ama şu an gene 27-28 derece yani hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar çıkıyor. Evin içi zaten 27-28 derece oluyor. Evet, burada anlatmaya çalıştığımız olay şu. Kendini bilme ve tanımanın dışında bu dünyada hiçbir işin yok. Televizyondan uzak dur. Televizyonun anlattığı bilgilere sakın inanma. Televizyonun çekmiş olduğu filmlerin o işte 1.000 yıl evvelki filmi çekiyorlar, uzay filmi çekiyorlar. Hepsi 3 boyutludur. Hepsi de dünyada çekiliyordur. Yani hepsi de insanları manipüle etmek üzerine kuruludur. Filmlerin çoğunda şu vardır işte. Şu millet iyidir, bu millet kötüdür. Yani siz hangisine inanacağını şaşırırsınız. Yani dersin ama her zaman işte bizim Türk milleti yani şöyle iyidir, böyle iyidir filan. Mesela Amerikan vatandaşı olduğunda düşünsene Amerikan milleti. Amerikan milleti nedir? Yani bir sürü İspanyollar, Avrupalıların tamamı gitmiş yerleşmişler oraya. Yerlileri de öldürmüşler. Oraya bir Amerikan topluluğu kurulmuş. Yani orada öyle bir Osmanlı ülkesi Orta Asya'dan
Türkmenler kalkmış gelmiş, işte oradaki Türkler savaşa savaşa orayı işgal ede, burayı işgal ede, en sonunda gelmişler Anadolu'ya oturmuşlar. Buraya da işte Osmanlı denmiş. Sonra işte biz Türk'üz falan. Yani her millet aslında dünya vatandaşıdır. Bana soruyorlar ya nerelisin diye, ben dünya vatandaşıyım diyorum hani. Ya hatta uzaylıyız yani. Uzayda sürüklenip giden bir taşın üzerindeyiz. Herhangi bir uzaydan birisi geldiğinde veya biz oraya gittiğimizde onlar da bize diyor ki aa uzaylılar geldi hani. Demek ki biz nereliymişiz? Dünya vatandaşı, aynı zamanda uzaylı biriyiz. Kim o? Bedenimiz dünya vatandaşı ama ruhumuz uzaylıdır. Yani hakikatte biz yeryüzüne sadece ve sadece kendimizi tanımak, ruhumuzu bilmek ve Allah'ı tanımak için geldik. Onun dışında hiçbir şey için gelmedik. Ne mal, ne mülk, ne arsa, hiç. İnsanlar burası benim diyor yani. Öldükten sonra burası benim diyemezsin yani. 1914'te bizim dedelerimiz o Birinci Dünya Harbi'nde Konya'ya göçmüşler. Zaten akıncılar olarak Konya'dan gitmişler zaten. Orada çoğalmışlar. Yani Osmanlı'nın yaptığı en önemli şey sınır köylerine akıncılar yerleştirmek. Bu akıncılar sınırları genişletmek için sürekli bir köyü öbür köye işgal ederek ilerleyen akıncılar diye geçer. Konya'dan gitmiş bizim atalarımız zaten. Ve orada Bosna'ya kadar ilerlemişler yani. İşte Bosna, Karadağ, buralara, oraları da işgal edip orada çoğalmaya başlamışlar. Müslümanlığı yaymışlar, ilerlemişler. Sonra 1914'te geri dönmüşler. Hani herkesi gene işte Konya'ya, Bursa'ya, oraya buraya yerleştirmişler. Dedemin orada 12 tane yel değirmeni kalmış. O kadar böyle mal varlığı varmış ki 3 yaşındayken bize bir mektup gelmişti Ankara'dan. İşte mal varlığınızı, tapularınızı gösterirseniz oradaki mal varlıklarınızın bedellerini ödediler diye. Oradaki mal varlığın bedeni 6.000 sarı lira olarak devlete ödenmiş. Ama biz tapuları gösteremediğimiz için almadık. Demek ki mal varlığı nedir? İşte şimdi mal varlığı bir hiçtir. İsrail şu an oradaki Filistinlileri orada bombalıyor, kovalıyor filan. Orada adamların evleri var mı? Var. Gidip bir yerde şimdi Lübnan'da, Suriye'de, orada burada, Türkiye'de mülteci oldular mı? Oldular. Oradaki topraklar nerede? Artık İsraillerin elinde. Geri alabilir misin? Hayır. Nasıl geri alabilirsin? İsrail ileride diyecek ki, ya arkadaş burada işte şu kadar ev var. Bu ev sahipleri kimlerse onlara ben işte bir 100'er bin dolar para ödüyorum. İşte artık haklarını helal etsinler. Buraya artık giremezler. Evi var mıydı? Vardı. Şimdi yok. Yani para, tapusunu gösterebilen işte ya da işte orada çoğu alamayacaktır zaten hiçbir şeyini. Yaşamaya gayret edecektir. Çoğu da ölmüştür zaten. Mesela ölmüş adamın malları kime kalacak? Bütün ailesi ölmüş. Tapu da yok. İşte kime kalacak? Dünya hayatı o kadar pamuk ipliğine bağlı ki yarın diye bir şey yok arkadaşlar. Yarın insanı ayakta tutmaya, yani dünyada tutmaya yarayan bir sözcüktür. Yarın. Sabah kalktığınızda bugün bana hediye. Bugün benim Allah'ın bana verdiği bir hediye diye düşündüğünüzde akşama kadar tadını çıkarın. Ben hep söylüyorum. Tadını çıkarın. Bak tadını çıkarın. Yemin ederim bak yarın yok. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Yani o yüzden yarına göre böyle işte borçlanayım. 10 yıllık, 20 yıllık ev alayım. Ona köle olmaktan başka bir şeyiniz olmaz. Hayatınızı bu topluma, bu Yahudilere köle yapmaktan başka bir şey olmaz. Bankalardan uzak durmak, yani bankacılık ve faizcilik sistemi
yani 4-5 bin yıldır var, yani belki 3-4 bin yıldır var diyelim, hani para bulunduğundan beri Mekke'nin etrafında Yahudiler tezgahlar üzerinde para bozarlardı. Mekke'nin o Kabe'nin etrafında para bozarlardı. Bunlar oraya hacca gelen insanların tabii kendi ceplerindeki paralar orada geçmediği için onları Mekke parasına çevirirlerdi. Ama üçte bir fiyatına. Sonra bunlar o paraları toplar giderler. O ülkelerden yiyecek, gıda vesaire, yani işte kıyafet, şu bu alır gelirler. 10 katı fiyatına satarlardı. Yahudiler o kadar çok zengin olmuşlardı ki artık hani Hazreti İsa zamanında da aynı olaylar yaşandı. Hazreti Muhammed zamanında da aynı olaylar yaşandı. Faiz haramdır. İşte bu adamların eline düşmeyin diye çok isyan edildi. Çünkü o insanlar eğer bu borç para vererek para şeyi alamazlarsa, o adamlardan o faizle o parayı alamazlarsa, o insanların ya kadınlarını ya kızlarını alıyorlardı ve bunları satıyorlardı pazarda. Bunları yok etmek için Peygamber Efendimiz çok uğraştı. Ama Peygamberi siz hep namaz kılan, oruç tutan biri diye anlıyorsunuz. En büyük hatamız orada. Yani insan olmak, kölelikten kurtulmak, çoluğunun çocuğunun satılışını engellemek. Yani eskiden biliyorsunuz doğuda hala var mıdır yok mudur şu an bilmiyorum ama yani başlık parasıyla kızlar satılırdı. Aa seni istiyor. Hani filmlerde vardır ya işte bize şu kadar para verecek yani. Artık o bilgilerden, o hayvansal bilgilerden, o hayvani alım, hayvan alıp satımı bilgilerinden kurtulup artık siz ahir zaman ümmetisiniz. Bakın ne diyorum? Siz ahir zaman ümmetisiniz. Uyanmanız gerekiyor. Yani herkes ilk önce olacağı şey hayvanlıktan kurtulup insanlığa geçmesi gerekiyor. İlk üç çakradan kurtulup kalp çakrasına geçmesi gerekiyor. Eğer kalp çakrasına geçmemiş bir varlık varsa bu dünyada, şu an bu dönemde, artık onun için ne cennet ne de cehennem vaat edilebilir. Yoktur öyle bir şey. Yokluğun yokluğunu yaşayacaklardır. Yani bu dünyada ama olanlar öbür dünyada da amadır. Başka bir şey diyemiyorum. Yani tek istediğim şey var. Bir içinizde birinizin dahi uyanışını sağlamak. Hakikate ermek. Yani bu... Dört büyük melek, cennet, cehennem, 18 bin alem sende gizlidir. Şeytan da senin midende oturuyor, Allah da senin şah damarından yakın. Birisi midede, biri şah damarında. Sen bir küçük alemsin. Kendini tanı, kendini bil, kendini oku. Dışarıyı boş ver. Dışarıda kalırsan soğukta kalırsın, üşürsün. Korunaksız olursun. Gir içeriye. İçeride Allah seni bekliyor. Gir içeriye. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet, mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. İnsanlara faydalı olalım. Verici olanlardan, verenlerden olalım. Sanki sende bir şey var da veriyorsun. Veren, verdiren Rabbimdir. Önce sana verir, sen de başkalarına verirsin. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Savaşlardan, hastalıklardan, dertlerden, sıkıntılardan, borçlardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Amin. Hoşça kalın. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım.